Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün çok fazla sorulan, keçi boynuzuyla alakalı çok fazla sorulan bir soru. Keçi boynuzu budanır mı? Keçi boynuzuna tepe vurumu yapılır mı? Keçi boynuzunda dal ayıklaması olur mu? Şimdi bu daha önce oldu bir videomuz, hatta birkaç tane oldu. Ama rastlamayan arkadaşlar hiç durmadan soru soruyor ki bu video denk gelir, fikir edinsinler diye. Küçük bir tane 2 yaşında kendi bitme, çekirdekten kendisi bitmiş, yetişmiş bir tane fidanımız var. Bu fidana ne yapmamız lazım? Nasıl bir budama yapmamız lazım? Öncesinden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Keçi boynuzunda tepe vurumu, işte herhangi bir budama söz konusu değildir. Portakal gibi, benzeri narinciye ya da mango, avokado gibi böyle bir budama yapılmaz. Nasıl bir budama yapılır? Yetişmiş meyve veren keçi boynuzlarında arkadaşlar sadece şunu yaparsınız. Dal dal üstüne gidiyorsa, hasatı zorlaştırıyorsa, ilaçlamayı zorlaştırıyorsa, çürümüşse, kurumaya yüz tutmuşsa bu dallar temizlenir. Onu ayrı bir video yapacağım. Şimdi birçok insan fidanını yeni dikti, ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla şimdi öngörümle beraber nasıl, ne yapılması lazım size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ha, bu biraz yamaç bir yerde. Bu kendiliğinden bitmiş. Benim diktiğim bir ağaç değil ama bunu düz bir zemin olarak görün. Ne yapıyoruz? Bir tane fidan dikiyoruz. Yan dallar köklerden ekstra yağbaniler çıkabiliyor. Buna ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi göstereceğim sıra. Şimdi şu liderimiz arkadaşlar. Sizde de genelde ağaçların hepsinde olur. Keçi boynuzlu fidanların hepsinde olur. Yanlardan ayrı sürgünler çıkmıştır. Şimdi bunu birçok çiftçimiz şöyle yapıyor ki yanlış bilgileri verildiğinden dolayı bunları da bırakıyor. Ana liderle beraber bunlar da büyüyor. Daha fazla meyve alabilmek için, ki böyle bir hususta daha fazla meyve alma şansınız mümkün değil. Alttaki şu çıkan yağbanileri temizleyeceksiniz. Gerisini anlatacağım tekrar. Yabanilerimizi çıkardık. Ne oldu? Tek gövdeye kaldık. Ana sürgünümüze kaldık. Evet. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi süzme yoğurt gibi aşı macunumuzla bu yaraları kapatıyoruz. Katı suretle arkadaşlar. Katı suretle. Şimdi burada küçük altta kalan, şöyle düşünün arkadaşlar. Normal meyve ağacı gibi düşünün bunu. Budamaları sadece farklı. Altlardaki yabanileri çıkaracağız. Eğer keçi boynuzu fidanları ya da ağaçları hava almasını, hava ve ışık yönetimini yapamazsanız arkadaşlar küllem olur. Yani külleme, biliyorsunuz, tüm bitkilerde olduğu gibi keçi boynuzunda da hem meyvesinde hem yeni sürgünlerinde külleme oluştuğunda bunun sonucunu tatlanmak istemezsiniz. İlaçlama yapsanız da sorunlar olur. Dolayısıyla hava ve ışık yönetimini sağlayacağız. Alttaki dalları 60-70 santime kadar, 80 santime kadar temizleyeceğiz. Burası arkadaşlar bizim bahçenin bir kenarı. Tüm bitkiler var. Yabani bitkiler de var. Şimdi budamamızı yaptık. Burası nerede? Sırtta bir yerde. Şu taşları indirip şöyle şuradan bir şey yapacağız. Duvar yapıp şurayı düzgün hale getirip bu ağacı yaşatacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, kendi kendine biten keçi boynuzları daha verimli, daha sıhhatli, daha ömürlü olur. Dolayısıyla etrafınızda varsa böyle ağaçların sıhhatli bir hale getirin. Ben şimdi şuradan bir duvar çekeceğim. Burada arkasını düzleyeceğim, gübrelemesini, sulamasını yapacağım. Dolayısıyla aynı işlemleri de siz de yapın. Ağaç ekmeden diken bitenler arkadaşlar, tohumdan bitenler daha faydalı. Ne yapıyoruz? Dal dal üstüne giden
dalları alıyoruz. Başka bir işleme gerek yok. Var mı başka bir şey? Yok. Şöyle. Evet. Hocam az geri git. Evet. Şimdi bu hazırlığımızı yaptık. Buna ne yapabiliriz? Tabii ki yabani bırakmayalım. Bu benim tercihim. Neden yabani bırakmayalım? Arkadaşlar, size hatta bir tane video hazırladık, çektik, yayınladık. Galın gövdede kalem aşı. Neden o ağacı kesip aşıladığımız konusunu o zaman anlatmıştım, şimdiden anlatayım. Yabani keçi boynuzları arkadaşlar tonaj olarak çok düşük olur. Ne yapmamız lazım? Tabii ki aşılayacağız. Aşıladığımızda tonajda 4'te 3 daha karlı olacaksınız. İşte daha önceki videomda da bahsettim. İşte tüccarlar ne diyor? Aşısız keçi boynuzu getirin. Şu an çekirdeğinden faydalanıyorlar. 5 sene sonra çekirdek tonajı dolduktan sonra yabani meyve istemiyoruz diyecekler. Ki hep olan şey Türkiye'de biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar kesinlikle keçi boynuzlarını aşılayın. Karlı çıkacaksınız. Şimdi bunu aşılamayan arkadaşlar için bu şekilde budadım. Ama ben bunları aşılayacağım. Hatta şöyle yapalım. Aynı bu keçi boynuzumuzun aşılanma sistemini, aşılama ne yapalım, nasıl bir aşılama yapılır? Onu da size çekeceğim. Onu da yayınlayacağım inşallah. Şimdi şunu yapın. Kesinlikle sulama. İşte şu söyleniyormuş. Yine Gazipaşa'da birisini rastladım. Bahçe kurmuş arkadaşımız. Keçi boynuzunu sularsan meyve vermez. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ağızdan dolma söylentilere itibar etmeyin. Keçi boynuzu harnup sulanmalı. Sulandığında hem ağaç saati hem meyve olarak, tonaj olarak alacağınız tonaj daha yüksek olur. Lütfen. Söylentileri bırakın. Biraz şunu yapın. Yani çok büyük bahçeleri kuruluyor. Kurulan bahçeleri gidin görün nasıl yapılıyor, ne yapılıyor. 5 yaşında, 7 yaşında ağaçlar nasıl? Bunlara bakın lütfen. Çünkü büyük paralar harcanıyor. Harcanırken de bu hususlara dikkat edelim ki önümüzde engeller çıkmasın. Dediğim gibi arkadaşlar, aynı bu ağacımızın aşısının videosunu size çekeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.